Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavı 3. oturum 154 Coğrafya 4 Soru 1 Günümüzdeki dünya nüfusu aşağıdaki sayısal verilerden hangisine daha yakındır? A 3 milyar, B 4,5 milyar, C 7,5 milyar, D 11 milyar. Doğru cevap C. 7,5 milyar. Soru 2. Ülkeler geçmişte nüfusunun fazla olmasını bir güç olarak görmekteydi. İnsan sayısının fazla olduğu devlet güçlü devlet demekti. Ancak günümüzde artık nüfusun sayısal çokluğu değil, nitelik yönünden kaliteli olması önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir durumdur? A. Beyin göçünü fazla veren ülkelerin ekonomilerinin zayıf olması B. Sanayi ülkelerinin tarım ülkelerine göre daha fazla enerji tüketmesi C. En büyük yüz ölçüme sahip Rusya'da nüfus yoğunluğunun çok düşük olması D. Fransa'nın 1 milyar nüfuslu Hindistan'a göre dünya siyasetinde daha etkili olması Doğru cevap D. Fransa'nın 1 milyar nüfuslu Hindistan'a göre dünya siyasetinde daha etkili olması. Soru 3. Verilen nüfus piramidinde tabanın geniş olması o yerde aşağıdakilerden hangisinin yüksek olduğunu ifade eder? A) Kentsel nüfusun B) Genç nüfus oranının C) Kişi başına düşen gelirin D) Sanayide istihdam miktarının. Doğru cevap B. Genç nüfus oranının Soru 4. Belli bir sürede turizm, tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetler sebebiyle yapılan mevsimlik göçler aşağıdakilerden hangisidir? A) Dış göç B) Geçici göç C) Mübadele göçü D) Mülteci göçü. Doğru cevap B) Geçici göç. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi fazla miktarda beyin göçü veren ülkelerdendir? A) Hindistan B) İngiltere C. Fransa D. Almanya Doğru cevap A. Hindistan Soru 6. Türkiye nüfusunun 1950 ile 1960 yılları arasında hızlı artış kaydetmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A. Seferberlik halinin sona ermesi B. Beslenme imkanlarının gelişmesi C. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi D. Kentlere olan göçün artması Doğru cevap D, kentlere olan göçün artması. Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfusun dağılışında etkili olan beşeri faktörlerdendir? A) İklim, B) Turizm, C) Yer şekilleri, D) Bitki örtüsü. Doğru cevap B, turizm. Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi çarpı kentleşme olarak nitelendirilen mekansal sorunun somut göstergesidir? A Çok katlı işyerlerinin artması B Trafikteki araç sayısının artması C Gece kondu bölgelerinin oluşması D Fabrikaların şehir dışına çıkarılması Doğru cevap C Gecekondu bölgelerinin oluşması Soru 9 Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerin türünü ve etki alanını belirleyen faktörler arasında etkisi en az olandır? A. Nüfus yoğunluğu B. Teknolojik seviye C. Yeryüzü şekilleri D. Doğal kaynaklar Doğru cevap A. Nüfus yoğunluğu Soru 10. İkincil ekonomik faaliyetlerde çeşitli ham maddeler fabrikada işlenerek tüketici ile buluşur. Birincil ekonomik faaliyetler sonucu üretilen ham maddeler işlenerek mamul madde haline getirilir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ikincil ekonomik faaliyet alanıdır? A. Linyit ocağı B. Otomobil fabrikası C. Pamuk tarlası D. Tıp fakültesi Doğru cevap B. Otomobil fabrikası Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi sanayi ve hizmet sektöründe çalışan sayısının fazla olduğu ülkelerin genel özelliklerinden biridir? A) Kişi başı gelir düşüktür. B) İşsizlik oranı yüksektir. C) Ekonomik büyüme yüksektir. D) Tarım ilkel yöntemlerle yapılır. Doğru cevap C. Ekonomik büyüme yüksektir. Soru 12. Aşırı buzlanma, sağanak ve tipi şeklindeki yağışlar, yoğun sis, şiddetli rüzgar gibi bazı sıra dışı hava olayları ulaşım faaliyetlerinin aksamasına neden olmaktadır. Bu cümlede ulaşım üzerinde etkili olan hangi faktörden bahsedilmektedir? A. iklim, B. yer şekilleri, C. İnsan D. teknolojik düzey. Doğru cevap A. iklim. Soru 13. Baharat ve İpek Yolu'nun 15. yüzyıldan itibaren önemini kaybetmesine neden olan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni ticaret yollarının keşfi B) Sanayinin gelişmesi C) Dünya nüfusunun hızlı artması D) Avrupa'da yeni devletlerin çıkması. Doğru cevap A. Yeni ticaret yollarının keşfi. Soru 14. Ümit burnu su yolu hangi kıtanın güney ucunda yer almaktadır? A. Asya B. Avrupa C. Afrika D. Güney Amerika Doğru cevap C. Afrika Soru 15. Aşağıdaki ülkelerden hangisi deprem ve tsunami gibi afetlerin etkilerine karşı diğerlerinden daha başarılı önlemler almıştır? A. Japonya B. Afganistan C. Hindistan D. Meksika Doğru cevap A. Japonya Soru 16. Aşağıdaki ünvanlardan hangisine sahip olan bilim insanının depremlerle bilimsel olarak ilgilendiği söylenemez. A. Jeolog B. Jeomorfolog C. Sismolog D. Antropolog Doğru cevap D. Antropolog Soru 17. Türkiye, İran ve Afganistan aşağıdaki deprem kuşaklarının hangisinde yer alır? A. Alp Himalaya kuşağı, B. Pasifik kuşağı, C. Okyanus sırtları kuşağı, D. Uzak Doğu kuşağı. Doğru cevap A. Alp Himalaya kuşağı. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisinin özellikle kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun sisle ilgisi yoktur? A hava ulaşımının aksaması, B trafik kazalarına neden olması, C görüş mesafesini düşürmesi, D meyve ağaçlarının çiçeklerini dökmesi. Doğru cevap D, meyve ağaçlarının çiçeklerini dökmesi. Soru 19. Haritada numaralandırılmış alanlardan hangisinde çığ olayları daha çok yaşanır? A1, B2, C3, D4 Doğru cevap C. 3. Soru 20. Erozyon ülkemizde aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? A) Verimli toprakların aşınmasına, B) Barajların ömrünün uzamasına, C) Kırdan kentlere göçlere, D) Tarımsal üretim miktarının düşmesine. Doğru cevap B. Barajların ömrünün uzamasına. Sınavınızda başarılar dilerim abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.